yarından sonra bir video daha paylaşalım. Bugün böyle sıradan bir video olacak. Ali Maks Efendi diyordum ya, bugün de böyle bir boş video çekmiş olacağız. Aslında boş değil, küçük şeylerden bahsedeceğim. Hani ama yine benim için boş video sayalım. Siz de artık da kusurumuza bakmayın. Şöyle horoz hazırlamadan küçükten bahsedeceğim. Her horozun aynı hazırlamadığının ispatını şu anda yaşamış durumdayız. Niye derseniz elimden yapıyorlar. Hani elimden ben paylaşabilirdim tekrardan. Ama şimdi her adam bunu beceremeyecek diye söylemiştim. Çünkü her horoz aynı hazırlanacak. Hazırlanmaz daha doğrusu. Birinci sınıf horozun hazırlamasıyla ağır kilo horozun hazırlaması arasında uçurumla kadar fark var kardeş. Hepsi bir değil. Kart horozun hazırlamasıyla yavrunun hazırlaması yine farklı. Sistemli horozla düz horoz arasında hazırlama farkı bile var. Şimdi bunlar hep bir bilmek gerekiyor. O yüzden biz sıramıza da göre gideceğiz. Milleti dinlemeyeceğiz. Millete uyduk. Bir damızdan paylaştık. Bir civciv bakımından paylaştık. Bir hastalıktan paylaştık. Bir oradan bir buradan paylaştık. Hiçbir anlam olmadı. Şimdi ben sırasına göre paylaşacağım. En son bu horozlar nasıl hazırlanır? Kilo kilo söyleyeceğim. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf diye anlatacağım. Ondan sonra elbimanı paylaşacağım. Ona göre kendiniz program yaparsınız. Elbimanı verirsiniz. Bu videoyu da bu yüzden paylaştım. Aklınıza bulunsun. Her horoz bir değil. Bak ispatını yaşayanlar var. Testten bana özelden etiketleyip de yazanlar var. Hak verenler var. Biz söylediğimiz zaman hep yanlış anlaşılıyor. Şimdi bir kaç kişi yazacak. Doğru dürüst adam olmadığı için yalan söyleyecek. 10 dakika 15 dakika videonun diyecek 5 dakikası konuşmayla geçmiş. 5 dakika bilgi paylaşmamışız. Yalancı olduğu halinde o söylediği kelimeden bile belli oluyor. Neyse biz kısa keselim. Paylaşacağım. Ben bastım. Elimize aldım. Küçük bir orada aldım. 2-300. Abi. Hint rozu aldık. Baktık bir üst kemiğini doldurdu. Yağ oranını nasıl anlarız? Bak şimdi çünkü ne kadar yağ varsa bunlar hala mısır yiyorlar, hala besleniyorlar, hala buğday yiyorlar, hala arpa yiyorlar. Hani yağ alıyorsanız yerlerine bakabiliriz. Gel kızım çek şöyle yerlerini. Bakın şöyle göster oradan. Bak önlerinde de var. Bu aşağıdakini göster. Bak hepsi içinde mevcut. Arpası, besin yemi mevcut. Hala veriyorum çünkü soğuklar gelecek pazartesiden sonra. Başlayacaktım idmana. Geçen bunları bir 7-8 dakika gördüm. Ama atmayacağım çünkü soğuklarda aksilikle hasta ederiz. Sıkıntı yaşamayın. Bu kadar emek ettim. Şu soğuklardan sonra başlayacağım kısmetse. Onu anlatacağım. Şimdi bakacağım baldırına. Yağ olduğu zaman oroz belli eder. Şöyle tutacağım bakacağım. Göğüs etine baktı mı? Boynunun köküne bak. Omuz başlarına bak. Yağ olduğu zaman hiçbir şey anlamıyorsanız aç göğsünün şu etini. Yağlıysa zaten sapsarı olur. Yağlı değilse bak bu bak yağlı değil. Sapsarı olur. Bak bu beyaz. O kadar yağlı değil. O zaman zaten bu orozu nefes yapacağını burada anlarız. Hadi böyle anlamadım varsayalım. Ne yapacağız abi? Tak maskeni. At bunu. Çevir kilosunda dengin de ama. Bak bakalım ne zaman nefes yapmaya başlıyor. Hemen onu çevirirsin. Nefesi yaptı. Al orozu. Yeter. Çünkü nefes ne kadar yapacak? Kaç dakika nefes yaptıysa ne kadar elinden vereceğimizi de paylaşacağım bunları. Bugün sadece ön bilgi olarak paylaşmak istedim diye bir küçük video çektim. Uzun bir ara oldu. O yüzden video paylaştım. Dediğim gibi kilo kilo sınıf sınıf paylaşacağız. Abi bunu dinleyin. Yanılırsanız adres burada. Yazın. Ama horozlarınızı tamam şimdi şu olsun başladı idmana ama seneye hazırlık yapın. Eliniz alışsın. Bak el idmanı yapıyorlar bazı arkadaşların boynu yerde kalanlar var. Horoz yürüyemeyenler var. Dönbaş olanlar var. Çünkü çok kişi yazıyor. Ha mesajı kapalı ama dediğim gibi Facebook'ta nasıl olursa gizliden etiketliyorlar. Oradan onunla ben görebiliyormuşum. Onun nasıl olduğunu da ben de bilmiyorum. Ve selam bunu anlatacağım size. Sistemli horozla düz horoz bile aynı hazırlanmaz. Aynı kiloda olsunlar diyelim. 2-300 bu sistemli düz horozlar diyelim. Bunun onun hazırlaması bile çok farklıdır. Ondan da bahsedeceğim. Neden farklı olduğunu da bahsedeceğim. Ama siz yeter ki dinleyin, uygulayın. Abi bu iş gerçekten diyordum size zor iş. Şimdi millet hak veriyor. En kolay yönü yavru alıp cici büyütmek, bu seviyeye getirmek çok basit iş. Bir ay bazısı erken yapar, daha erken oruz açıp bazı adam daha iyi bakar. Bir ay sonra birisi erken oruz olur, birisi geç oruz olur. Faktör budur. Ama işte hazırlamak, ben ne dedim, bir hüner iş. Bu zor işte. Anlattıklarımı
iyice dinleyin. Neyse şu arada videomuzu da boşuna çekmemiş olalım. Şimdi Antalya'ya vermiştim. Tavuk horoz bir oğlunu aslında Allah var işte hakkımızı verir. Hesabını veremeyiz. Şöyle bir badem bir horoz gönderdi bize. Benim tavuğumun oğlu, onu aldığımız silmenin oğlu. Şöyle gönderdi sağ olsun. Hepsini gönderiyordu. Hakkını yemeyelim. Yerim yok. Sadece bunu aldım. Bir tane istedim. Dedim en kalemli hangisi onu gönderdim. O da bize bunu gönderdi. Ona da teşekkür ediyorum. Adama verdik ama hakkını verdi. Ha bu bize hediyesi olmuş oldu. Hala atlamamış. Geçen ben gördüm. 3-5 dakika. Hiç ele bile alınmamış horoz. Ha soğukta bittin su elimizde alacağız. Kısmet olursa Şubat'ta zaten sonunda Mardin başında elimizde alacağız. Horoz bu. 2600. Boyu da şekli de güzel. Kendi öz tohumun oğlu. Gönderdi çünkü yeri güzel değildi. Komşu şikayet etti. Zabıta götürecekti. Usta abiler oradaki ustaların yanına götürdü. Orada 50 santimlik kümesine koydu. Horoz dikilemiyordu bile. Horozlar orada biraz bazıları ziyan oldu. Denedi ama iyi çıktılar. Çok şükür olsun bizi yüzümüze karar çıkarmadılar. Ha bir şeyleri sevmedi. Biz zaten ona verirken söylemiştik. Benim baktığım horozu çoğusu beğenmez. Ben dik odun gibi, direk gibi horoz severim. Kazık gibi horoz severim demiştim. Bunlar da o cinsi. Verirken de söyledik ama arkadaşlık tam farkına varmadı. Ama el olarak, kalitesi olarak tüm oradaki ünlü horozcuların hepsi Antalya'daki. Hepsi el kalitesini, çeker kalitesini, hepsi gerekeni söylemişler. Ne dediğini kendi daha iyi biliyor. Ben ondan duyduğumu söylüyorum. Damazlık meselesi böyle önemli bir şey. Önemli olan sadece dövmek değil. Düştüğü zaman pin horozunu nasıl çekmesi gerektiğinde bunu kardeşleri orada arkadaşa göstermişler. Yani demek istediğimi iyi anlayın. Neyse kardeşler, videoyu fazla uzatmayalım. Boş video oldu varsayıyorum ben kendi kendime. Boş video oldu. Kusumuza bakmayın. Ama kısmetse bu ön bilgi vereyim dedim. Bu videoyu da böyle geçelim dedim. Ama bir dahaki videoda küçük kilo horozların hazamasından bahsedeceğim. Ondan sonra o ikinci sınıf horozlardan bahsedeceğim. Üçüncü sınıf horozlardan bahsedeceğim. Adım adım her şeyi anlatacağım. Düzle sistemi horozdan bahsedeceğim. Nasıl hazlandığından bahsedeceğim. İyi dinleyin bu videoları. 4-5 videom olur, 2 videom olur, 5 ama bölüm bölüm çekeceğim. Kaç video olursa iyi dinleyin, kaçırmayın. Horozunuzu ona göre hazırlasınız. Her zaman video kayıtlarınızı istiyorsanız yapın. Bir gün olur bakarsın. YouTube bizi atar veyahut da ben YouTube'u kapatırım. Elinizde olsun. Bir daha bulamayacaksınız kardeş. Kimse bu bilgileri size paylaşmadı, paylaşmayacak. Ha, kurnazlar görüyorsunuz. Çoğusu lafı yapanlar için konuşuyorum. Diğer kaydedenler için konuşmayacağım. Özür dilerim onlardan. Kaydedip sonra bunları orada burada paylaşanlar için konuşuyorum. Bilmişlik taslayanlar için konuşuyorum. Hiçbir şey bilmezken yıllarca bana soru sorduğunu çok iyi bildiğim arkadaşlar şimdi millete ustalık ders veriyorlar. Bunlar için, bu kurnazlar için bahsediyorum. Siz kaydedin. Yanınızda kar kalsın. Hani her videomuzu değil. Sana lazım olan videomuzu bir köşenize alın. Benden size tavsiye olsun. Çünkü her an kapatırız veyahut da YouTube bizi kapatır, kanalı iptal eder. Gözümüz yükseklere değil, ünlü olmak sevdası da değil, çok şükür olsun. Biz sevdaya tutuldum, feste başladım, buraya kadar geldim. Sıkıştık biraz, her yerden şey var. Ama ummadım, yani şöyle söyleyeyim. Ben çok profesyonel olucuların benim yayınımı paylaştığına göre onlara da teşekkür ediyorum. Biz bu adamlardan o kadar aslında zarar, şöyle söyleyeyim size, çok ünlü kahve sahipleri bizim videolarımızı, nasıl bantlarımızı, nasıl geçirdiğimizi, temeli nasıl için bunları bazılarına feste paylaşıp da tavsiye eden, bak bunlar profesyonel adamlar ama biz benimle birlikte, yani benim de bu işi öğrenen adamlardan böyle bir şey hiç görmedik yani. Helal olsun, bak bu adam ki yapmak zorunda değil ama yaptı, hepsine çok teşekkür ediyorum. Neyse o abilerimize teşekkür ediyorum. Şu bir gerçek, bu video çekmeye başladığımda Türkiye'nin tanıdığı bir horozcu abimiz Messenger'dan bana ulaştı. Bir yazışma oldu aramızda. Şimdiye kadar paylaşmadım ama çok herkesin tanıdığı bir horozcu. Tanımayan adam horozcu olarak görmüyorum. Çünkü herkesin bildiği bir adam. Dedi ki bana kardeşim o kardeş öğreteceksin dedi. Yine dedi döneceksin geleceksin dedi. Bu işi senin gibi zamanında profesyonel yapan adamlarla dedi kalacağım dedi.
Öğrenilen hiçbiri dedi seni sallamayacak. Adam yerine bile çoğusu koymayacak, sana res çekecekler dedi. Düzgün sözüme geleceksin dedi ve geçen gün konuştuğumuzda sordu beni, tekrar yazdı. Dedi ki kardeşim dediğin çıktı mı? Ses çıkaramadım. Süre doğru çıktı yani. Neyse o abime de teşekkür ediyorum. Herkes yanılabilir. Şimdi çok insanlara konuştum videoda, Messenger'da. Çok kişiyle yazıştım, çok şey öğrendim. Küçücük bir olay, aklım ucunda artmaya geçmiyor bir olay da adamların bana, küfür olayı yok tabii ki de, şimdi yine almayayım. Adamların afra tafraları bitmek, tükenmek bilmedi. En son bak Messenger'da sağ olsun. Telefonu zaten dolma üzere kapatmak zorunda kaldık. Şimdi kafamız biraz rahat. Demek istedim, abimin sözü çıktı. Abime teşekkür ediyorum. Dedi ki seni arayacağım bir sene sonra. Abi bir sene sonra oldu, yazdı. Dedi ki sözüme geldin mi? Kaç kişi dedi senin sayende bilgi öğrendi, kaç kişi dedi seni bir yerde övmüş dedi. Bir yerde dedi bu adam bu işi biliyor demiş dedi. Bir tane Allah'ın kulu dedi çıkmayacak dedi. Bak bunu dedi eminim dedi. Veyahut da dedi sana res çekecekler, ben bu işi zaten biliyordum diyecekler dedi. Ve çıktı, harbi harbi söylüyorum. Bu adamı tanıyor, kahve sahibi zaten Türkiye'de. Herkes tanıyor, isim vermeyeceğim çünkü vermemi istemedi. Neyse abiler, bir dahaki videomuzu lütfen sizden ricam iyi dinleyin. Horozum bakın nasıl hazırlanıyormuş. Hint horozu neler oluyormuş görün. Öyle karambole olmadığını herkes şimdi bu 4-5 video kaç video olacağını bilmiyorum. Kusura bakmayın ama başınızı ağrıttım. Hint horozu hazırlandığını göreceksiniz. Yapacaksınız. Faktörü herkes elini doğru dürüst bir adam olarak içinden bile geçirse bana yetecek. Yazması önemli değil. İçinden bu adam bunu bize öğretti dediği an bana yetmiş olacak. Bilelim bilmeyelim. Neyse kardeşler. Hakkınızı helal edin. Hatamız kusurumuz olduysa herkesten binlerce kez özür diliyorum. Cevap veremediğim, yazamadığım insanlar için de art niyet aramasınlar. Olmuyor, müsait. Biz bir aile ortamı, bir ailemiz var. İşe gidiyoruz, karanlık çöküyor, yazamıyoruz, yorulmuş oluyor, sabah 5'te kalkıyoruz, yazamıyoruz. Art niyet aramayın. Bile bile yok. Çünkü hiçbir sizinle husumetimiz, kavgamız, dövüşümüz, bir yanlışınızı görmemiş ki ben size cevap vermeyeyim. O yüzden verememişimdir. Herkesten cevap vermediğim insanlardan özür diliyorum. Selametle kalın.